Merhaba arkadaşlar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Modelimizi hemen şuradan çağıralım. Direkt açtığımızda materyali bu kırmızı şekilde gelir. Bunu hemen beyaza dönüştürüyoruz. Divide'ını da artıralım biraz. Evet, kafanızı en son bu şekilde bırakmıştık. Burada bir problem gözüküyor. Gözlerindeki materyaller eksik şu anda. Kaplamaları tam. Ama materyali eksik şu anda. Kaplama attığınız zaman gözlerine bu haritasını çıkardığınız anda materyali tekrar iptal ediyor. Şuradan göstereyim. Şu göz seçtik. Bakın şu anda kaplaması burada var. Ama materyal kaplamasını biz buradan parlaklık vermiştik. Reflection. O parlaklık şu anda gözükmüyor. Bunu tekrar atmak için, rengini değiştirmek için şöyle bir şey yapalım. Yani normalde bunun olması gereken ZBrush'ın şuradaki kaplaması vardı. Bu kaplamada evet sizde yok. Bunu bu dersin altında bu kaplamayı da size bırakacağım arkadaşlar. Oradan güzel göz parlaklığı veriyor bu. Normalde ZBrush'ın kendi ton plastik de var. Onu da kullanabilirsiniz. Ama şimdi şu kaplamayı vermemiz lazım. Bakın şu anda gözün üzerindeyim. Ve buraya aktarma yapmıyor. Bunun sebebi kaplama olduğu için bunu istediğiniz kadar basın. Bunun üzerine şu map'i şöyle seçelim. Bakın şu anda göz seçili. Şu kaplamayı üzerine atmıyor. İşte materyali üzerine atmıyor. Başka şeye geçtiğiniz zaman da kaplama standartına geçtiğiniz zaman gözdeki o materyalin atanmadığını görüyorsunuz. Tekrar gelelim. Materyalden şu materyali seçtim. Parlaklık materyalini. Burada bakın texture map'in altında film materyal var. Buna bastığınız anda onu tekrar kabul ediyor. Şimdi divide'ını yükseltelim. Evet. Bu. Artık şu anda kaplaması da var. Tekrar diğerine de aynı şekilde yapıyoruz. Şu anda altla diğer şeye geçtim. Ona da aynı. Önce buradan film materyalden kaplamasını yükledim. Sonra da film materyalden kaplamasını bildirdim. Divide'ini artırıyorum. Evet şu. Şimdi başka bölüme yüze geçtik. Ve artık standart parlak olan materyal kısmına geçtik. Ama gözde şu anda sadece gözde materyalimiz kaplı. Yani şu canlılık hissini bize veren olay o. İzlemek açısından hoş bir etki yaratıyor. Evet, şu divide'ını biraz daha artıralım. Tamam. Evet, kafa modelimiz bu şekilde tamamlamıştık geçen bölümde. Tekrar çağırdığınız anda işte gözdeki kaplamayı verirseniz bu şekilde izlersiniz. Şimdi arkadaşlar tekrar nerede kalmıştık oradan devam edelim. Bu amcamıza bir vücut yapmamız lazım. Vücut için öncelikle bir referans resim çağıralım. Şuradaki resmi mim seçmiştik. Evet, oradan gidebiliriz. Lightbox'tan resmi çağırdık. Resmi netleştiriyoruz. Alt klikle pardon şu paint'i seçmezsek tabi olmayınca belli. Evet, paint'i seçtikten sonra kontrol alt klikle kırmızı kısmını kaldırıyoruz. Çektikçe bunu mouse kırmızı kısmını yiyor. Sonrasında küçültme kısmına geldik. Resmi uygun bir konuma yerleştiriyoruz.
Şurada kalsın. Z ile çıktık. Spotlight'tan da şurada her zaman çıkalım. Burada programa başlamadan önce klavye kısa yollarını açmamışım. Sizin için yardımcı olacağını düşündüğüm için onu şu anda tekrar gidip açmam lazım. Şöyle yapalım. Şurada klavyemize bir ulaşalım. Qpress. ZBrush'ımızı da açalım. Evet, klavyemiz geldi. Şurada şuraya alırsak daha mı uygun olur, yoksa burada dursun. Tamam. Şimdi böyle bir vücut nasıl yapabiliriz? Bunu yapmanın birkaç yöntemi var. Bir tane yöntemi Lightbox'taki hazır kütüphaneden, proje bölümünde, ZBrush'ın kendi kütüphanesinden herhangi bir vücut da çağırabilirsiniz. Yoksa kendi içerisine attığınız bir kütüphaneden de vücut çağırabilirsiniz. Bu iki yöntem, mesela şu kendi kütüphanesinden çağırdığımız T'yi çağırdığımız zaman burada projenizi kaydedip etmeyeceğini soruyor. Yani şuradaki şu açık olan katmanların kaydedilsin mi, yoksa direkt bunu açayım mı diyor. Açtığınız anda bu gider. Onun için bunu öncelikle buraya copy tool'dan kaydediyoruz, gitmesin diye. Sonrasında çağırıyoruz. T pozu, hayır diyoruz. Şimdi geldi. F'e bastık. Şimdi buradaki şu vücut kısmına geliyoruz katmanla. Sonrasında da bizim paste tool diyerek bizim kendi çalışmamızı buraya çağırıyoruz. İkinci bir katman olarak da bakın o da buraya geldi. Şimdi buradayken vücut kısmını append'dan ilave ediyoruz. Append'a gidiyoruz. Bakın buradan vücudu buradan çağırıyoruz. Geldi vücut. Ters orantı demiş. Vücudu ortalıyoruz. Vücut seçili olsun. Ortalasın. X'i kapatalım. Şimdi bunu 90 derece, 180 derece snap tuşuna basarak çevirdik. Aşağıya aldık. Şimdi bize sadece vücut kısmı lazım olduğu için bunun kalan kısımlarını siliyoruz. Burada bir yerleştirmeyi yapabiliriz. Burada sorun, yani bu ayak pozları şu anda uygun değil. Yani birinci yöntem bu. Burada uygun olan ZBrush'ın kendi kütüphanesinden çağırıp buradan kesme biçme işlemiyle ne yaparsınız? İşlemi yaparsınız. Solo diyoruz. İşte bu vatandaşın kafasını sildik. Sonrasında delete'denle gönderdik. Gönderemedik. Ne diyor? Sorry. Mesh subdivide. Bakalım ne varmış orada. Geometride. Evet, şunu sıfırlarsan öyle gönderirim diyor. Şimdi bakalım. Şunu seçelim. Şimdi delete'den dediğimiz anda gider. Subdivision'ı yüksek olduğu için silmemişti. Şimdi sildi. Şimdi soladan bakıyoruz. Evet. Şunu da yukarıya alırsak şuradan ne kadar büyütmek istediğimize karar verebiliriz. Vücudunu buradan bunu yerleştirebiliriz. Bu bir yöntem. Bu ZBrush'ın kendi kütüphanesinden çağırdığımız olay bu. Bir de kendi modelimizi çağırabiliriz burada. Şunu kapatalım. F'liyorum. Kendi kütüphanemizden çağırabiliriz. O da şuradan herhangi bir seçtiğimiz vücudu. Burada çok soru sormaması lazım. Açıyoruz. Bakın direkt sorgusuz geldi. Bu daha önce bizim farklı bulduğumuz 3D'lerden seçtiğimiz uygun arşivler için kendi arşivimizi oluşturduğumuz meshler. Şöyle bir vücut var. Bakın bunun T pozu daha sağlıklı.
Şuradaki yapısı bozuk. Ama biz buradan zaten elbise çıkartacağımız için o çok önemli değil. Bizim için şu şey önemli, vücut yapısı önemli. Yani bu aslında bizim şu modelimiz daha tombik olduğu için daha uygun değil ama yani buradan şişirme yapılabilir, buradan kullanabiliriz. Nasıl kullanacağız bunu? Yine modelimizi alıyoruz. Modelimize buraya yapıptan şu evet, modeli çağırdık. Ve neredeymiş? Trans'a geçelim. İçinde kalmış. Bunu yine buradan 180 derece dönüştürüyoruz. Biraz büyütelim. Trans'ı kapatıyorum. Aşağıya aldım. Biraz önce farkı bu. Yoksa yine aynı işlemi yaptık. Kafasını buradan silelim. Alt kırık yaptım. Şu kısım ilave ne yapıyoruz? Kroldan uygun konuma getiriyorum. Hala fazlalık kısım var. Şimdi silebilirim. Elhit'ten dedik ve gitti. Evet. Yani buradan bu vücudu çekiştirerek ben kafa kısmına uygun bir şekle getirebilirim. Bu da bir çalışma yöntemi. Yani aslında az öncekiyle aynı. Yani şu buradaki ZBrush'ın kendi kütüphanesinden çağırdığımız yöntemle aynı. Sadece çağırma şekilleri farklı. Yoksa yapılan işlemler burada çekiştirmeler aynı olacak. Burada fırçamızın büyüklüğü yeterli gelmiyor bize. Yani şu şeyi açalım. Bakın şurada fırça büyüklüğü yeterli geliyor bize. Evet, ikisi de açalım. Burada çekiştirerek biz öyle hatta burada inflat özelliğini de kullanarak şöyle bir vücut elde edebiliriz. Şişirebiliriz bu aşçının vücudunu. Smooth'la çok az yumuşaklıklarla veririz. Ve burada var olan bir, hatta polygon yapısı da biraz daha çok güzel uğraştırmaz. Buradan gidebiliriz. Bu bir yöntem. Yani size kalmış nasıl, hangi yolu tercih edeceğiniz. Bazen buradan gidersiniz, bazen farklı yollardan gidersiniz. Bu birinci yöntem. Şuradan ayak kısmına nasıl yapacağız? Yumuşatıyorum üzerine. Biraz daha yukarı çıkalım. Tık tıklara şu geçiş yumuşatıyorum ki bana şeyi ters çevirelim. Maskeyi. Evet, şu alan. Maskeyi kaldırdım. Fırçamın boyutunu biraz küçülteyim. Z'de çok yüksek. Şuna gerek yok. Bu oynamalarla vücudunuzu oluşturabilirsiniz.
Yaptım işte bu. Şimdi buna buradan vücuduna biraz daha gerçeğine uygun yapalım. Şurada bu 2021'in Klot özelliği var. Çok güzel. Onu nasıl kullanabiliriz? Bakın burada hemen onu da göstereyim. Buradaki elbise şeklini yaptıktan sonra bakın. Da X açılırsa daha simetrisi daha uygun olur. Şu anda X daha açık. Bir daha yapalım. Şu kol kısımları şuraya kadar. Evet. Şu alta gerek yok çünkü şunu etik olarak çıkartmam lazım. Şöyle bir şey olsun. Bu şekilde buradan bir elbise çıkartmaya bakalım. Extract'a geldik. Burayı thickness'ı 0 yapıyoruz. Ve bastık. Equip'la da onayladık ve yeni bir elbise geldi bize. Şu. Yani solaya basarsak şu. Şimdi burada bunu şöyle, şurada vücut, şurada elbise, solayı kapatalım. Inflat'la şunu hafif şişiriyorum. Deformasyon nerede? Şurada. Inflat'la gömleği elbisenin üzerine, vücudun üzerine çıkarttım. Bak. Ctrl D, D, D diyerek de şeylerini biraz artırdım. Biraz çekiştirelim poligon sayısına. Hatta biraz daha inflat'la şişirelim elbiseyi. Bak. Buradan aşçının şu elbise kısmını yapabiliriz. Sıfırdan yapmak istiyorsanız o zaman da şurada fırçalar bölümündeki IMM fırçalarından normal şeyleri açarsınız. Nereye gitmiş? Küre, yani buradan devam edeceğiniz şu, evet buradaymış. Buradaki şu malzemeleri kullanarak sıfırdan vücut yaparsınız ki işte nedir bu? Şuraya gelelim. Kafayı seçtiğimizi düşünelim. Şuradan. Bizim subdivision yüksek olduğu için ben sana bunu vermem diyor. Vermezsen biz de başka yerden gideriz. Şöyle yaparız. Append'dan bir küre çağırırız. Küremizi aşağıya indiririz. Şurada. Kafamızı da şöyle görünür hale getirelim. Buradan gideriz. Bunun üzerinden çalışmamıza devam ederiz. Vücut için bakıyoruz. Vücut incelemesini buradan yapalım. Şu şekilde. Bir gövdeye ihtiyacımız var. Amca tuvalet olduğu için. Burada ben boyun kullanmayacağım. Çok fazla boyuna ihtiyacı yok. Şöyle düşünürsek eğer. Bunu hemen bir dynamic konumuna getirelim. Yani şu poligon yapısını hemen düzeltelim.
25, 120, 120 çok fazla. Düşüyoruz. Tekrar bir daha açalım. Bir çekiştirelim, öyle bakalım. Evet, işlem yapmadan yaptığınız işi tepki vermiyor. Ctrl Z, Ctrl Shift Z ile ileri gidelim. Yaptığımız iş şu. Simetriyi açıyoruz. Burada draw size'ı büyüttükçe yeterli gelmediği ortamlar olur arkadaşlar. Burada bakın şu anda maksimumu kullanıyorum. Ama şu arka kısmında baskı yapmak istiyorum. Fakat fırça büyüklüğü şu anda yeterli değil. Burada o zaman şurada bakın dinamik kısmını görüyor musunuz? Burayı evet, pasif hale getirdiğim zaman şu anda fırçanın büyüklüğü çok fazla büyüdü. Nereden anlıyoruz? Bakın şu anda fırçayı küçültüyorum. Ekstra bir fırça özelliği açtı bana. Burada arkadaşlar şu görüntü çok büyük bir anlamı yok. Bu görüntüyü öncelikle bir kaldıralım. Preferans, Twipline, şu olabilir. Evet. Z ile tekrar spotlight'ımızı yukarıya alalım. Şu boşluğu. Zaten ekranımız dar. Ekranı en verimli şekilde nasıl kullanabiliriz buna bakmak lazım. Çok anlamı yok benim için şu anda. Şu 2021'deki şu özellik çok güzel. Bakın burada objenin hangi pozisyonda zemine, floor kısmına durduğunu görüyoruz. Ve burada bir atladığımız bir yer var. Bizim tasarımımız şu anda zemine ters duruyor. Az önce dikkatimden kaçmış. Bunu düzeltmemiz lazım. Yoksa her seferinde problem oluyor. Şimdi burada bakın şu objenin duruş pozisyonunu gösteriyor. İkinci tıklamanızda tepeden kuş bakışı, alttan bakış. Tekrar bastığınızda, yeşile bastığınızda tepeden bakıyor. Bu da objenin sağ ve sol pozisyonlarını gösteriyor. Maviye bastığınız anda da ön ve arka. Burada problem ne? Bizim objemiz şu anda tepe taklak durduğu için burada sağlıklı bir görüntü alamıyoruz ama şuradaki görüntü daha doğru. Başlangıçta biz şu kılavuz görüntü 2019'da başladık. Bu arada yayın esnasında bir yani ara verdim ve 2021'i kurdum. 2020'deki sorun vardı. 2020'deki sorun da, bilmiyorum siz yaşadınız mı? Bendeki sorun da QuickSave'de çok ciddi zaman harcıyordu ve alışverişlerde, o ara kayıtlarda sorun yaşıyordum. Hazır QuickSave'den konu açılmışken çalışmalarınızı sık sık 9 tuşuna basarak, bak klavyedeki 9 tuşuna basarak QuickSave'e kaydediyorsunuz. Şurada benim belirlemiş olduğum bir rakam var. Ve QuickSave'i de zaten daha önceden bahsetmiştim. C'nin dışında hard diski yüksek olan bir bölümü aktarmıştım. QuickSave burada. Evet, şurası. Hafızasında şu anda 100 tane toplama kapasitesi var. 100 fazla gelebilir. Size bağlı. Bunu 50'ye de düşürebilirsiniz. Sonra her 50'ye geldikçe buradaki şeyi baştan tekrar silerek bu stoktaki hafızasındakini 50 olarak tutar. İsterseniz buradan komple de silebilirsiniz hepsini şuradan. Tamamını da şuradan tuşa bastığınız anda buradaki bütün çalışmaları da siler. Çünkü bunlar bayağı bir yer tutuyor. Onun için büyük hafızası olan, yedek hafızası olan bir hard diskinize yönlendirirseniz çok da sorun olmaz. Orada ihtiyacınız olduğu zaman burada ciddi program çöktüğü anlarda, zamansız kapandığı anlarda dosyalarınızı buradan kurtarabiliyorsunuz. Hiç kaydetmeye gerek duymadan sadece 9 tuşuna basarak burada stoktaki hafızayı alır ve buradan çeker alırsınız programınızı. Buraya kaydetme tarzı da ZPR olarak kaydediyor. Yani hiyerarşi olarak çalışmanızın hiyerarşisiyle birlikte kaydediyor. Dosya boyutu bayağı büyük. ZTL olarak kaydetmiyor. O da büyük bir avantaj.
Şu anda 76'ya ayarlandı. Dursun bakalım. Moda geçtik. Şimdi bu ara bilgiden sonra şöyle yapalım. Modelimizdeki sorunu düzeltelim arkadaşlar burada. Modelimiz burada tepe taklak duruyor. Bunun önce yönünün bir değişmesi lazım. Bakın şurada da modelimizi daha vücutlu da gördüğümüz zaman görüyoruz. Zemin burada, flor aşağıda. Bunu değiştirmek lazım. Burada hepsini açıyorum ben. Yapacağımız iş gayet basit. Şurada mod tuşunu açtıktan sonra şuradaki bütün katmanları aktif hale getiriyorum. Burada dikkat edeceğimiz kapalı gözün olmaması lazım. Eğer kapalı göz varsa onu çevirmez. Çalışmamız şu. Şimdi tekrar mod'a geleyim. Burada merkezde olması önemli. Bu mod şöyle kaymış olabilir şuralarda. Alt tuşuna bastım bakın. Buralardaysa bunu çevirdiğiniz anda, sağa sola çevirdiğiniz anda merkezde olmadığı için düzgün bir çevirme işlemi yapmayacaktır. Önce hiçbir şeye basmadan klikle konum tuşuna basıyorum. Artık hangi objem seçiliyse. Şu anda seçili olan ne? Vücut. Vücudun merkezini aldı. Kafada ise, bak kafanın merkezini aldı şu anda. Tekrar basıyorum ki ortalasın. Evet. Sonrasında da alt tuşuna basarak şu rotate tuşuna basarak gizmomu sıfırlıyorum. Şu gizmomun yönünü, yani şu, eğer gizmom şöyleyse, dönükse, şöyle çapraz çevireyim. Ve hatta şuradan da kayıksa diyelim. Burada şu objeme nasıl ben bunu sıfırlarım gizmoyu? Sıfırlamam bir, hiçbir şeye değmeden klikle merkeze alıyorum. Şu anda kafatasında. Sonrasında da alt tuşuyla rotate tuşuna basarak gizmomu resetliyorum. Ve tam bana bakacak şekilde konumlandı. Burada şurayı da açtıktan sonra bütün objemin dönüşünü gerçekleştiriyorum. Shift tuşuna basılı tutarak 180 derece, bakın şurada aşağıda snap tuşuna basılı olduğu için 180'de bırakıyorum. Evet, şuradakiyle tam şu anda objenin dönüşü gerçekleştirildi. Şimdi burada bir şey daha dikkatimi çekti. Objem çok aşırı büyük. Az önce de fırça bilgisini de vermiştim. Fırçam yeterli gelmemişti ve dinamik fırçasını aktif hale getirmiştim. Objem çok büyük. Bunu nereden bakabilirim? Bir de mesela geometriye gittiğim anda burada size'ına bakıyorum. Bakın yaklaşık 3. 2.9 birim yüksekliğinde. Bunu ben şöyle yapayım. Kafanın üzerinde şu anda seçili olan kafa. Bunu 1 yaptığım anda daha makul olan şey büyüklük belki şudur. 1'dir. Ctrl Z ile tekrar giriyorum. Bunu buradan yapmayacağım. Çünkü diğer katmanlara da aynı şekilde küçültmesi lazım. Küçültme işlemini yaptığım yer burası, document kısmına gidiyor. Deformasyon kısmına gidiyorum. Burada size kısmını bir birim küçülttüm. Bir birim daha küçülttüm. Size kısmından. Evet, şu benim için belki yeterli gelebilir. Bakalım. Buradan report to active kısmına basarak şuradaki kaç işlem yaptıysam diğer bütün katmanları oraya uygun şekilde küçültüyor. Yapmadı. Şuradan yapıyor. Evet. Alttakiymiş. Report'u otur. Pardon, yanlış yere bastım. Bir birim daha basayım. Yani diğer vücudu, aksesuarlarını, gözü, şapkasını buraya uygun şekilde şu anda küçülttü. Şuraya bakalım. Size ne durumda? 0.30'a kadar düşmüş. Artık şu
Buna gerek yok. Fırçamızın büyüklüğü evet yeter. Objemizi bu şekilde de doğru konuma getirdik. Şu vücudu da siliyorum. Yani oradan nasıl getirileceğini göstermiştim. O da kafa karışıklığı yapmasın. Bitti. Kaldığımız yer şurası. Buradan devam ediyoruz. Yani ne dedik? Bir Lightbox'tan hazır bir vücut çağırabiliriz. Mesh olan Max'ten, Maya'dan aldığımız OBJ olarak import ettiğimiz bir objeyi veya buradaki kütüphaneden, ZBrush'ın kendi kütüphanesinden çağırdığımız objeyle montaj yoluyla onu kesip biçimlendirerek bir vücut elde edebiliriz. Bu birinci yöntemdi. Bunu bahsettim. Şimdi kaldığımız yerden başka ne yapabiliriz vücut olarak? Önce bir küre çağırdık. Küreyi blok çalışması da yaparak ilave ederek el, kol, ayak, vücut çalışması yapabiliriz. Burada bakayım şurada bir çalışma da var mı? Bir örnek size göstereyim. Şu vücut olabilir. Bunu şöyle yapalım ki daha iyi anlaşılsın. Bakın. Otomatik grupladığınız zaman. Bunu nasıl çalışmış sanatçı? Şu benim size verdiğim iğmeme fırçaları ile bunu parça parça çalışıyor. Yani şuradan uygun gördüğü şu küre ve şöyle alt tuşuna basarak çekeyim. Bak şurada gizlenmiş bazen. Buraya gizliyor ve silindir. Ve disklerle, mesela diskle kulağını yapmış. Ondan sonra kürelerle şu bölgeleri yapmış. Silindirle kollarını yapmış. Bu şekilde yapıyor. Bu da bir yöntem. Tekrar çalışmamıza dönelim. Bunu yapacak olursak tekrar katmanımıza dönelim. Buradan devam edecek olsak nasıl yaparız? Hemen kısaca birkaç tane deneme yapalım. Buradan da gitmeyeceğim. Çünkü ben göstermek istediğim iki yöntem daha var. Buradayken şu kolu silin X simetrisi açık. Şuraya silindirden bir kol ilave edeceğim. Evet, şurası kapalı olsun. Yönünü belirliyorum burada. Açıyorum. Burada alt tuşuna basarak da mol'un yönünü belirlersem daha kolay hareket ettirebilirim. Mesela bu koldan dirseğe kadar olan bölüm olduğunu düşünürsek hemen buradan yeni bir silindir açmadan bunu kontrol tuşuyla kopyalıyorum. Hafif küçülterek bu sefer de bilek kısmını yani dirsek kısmıyla bilek arasını buradan yapabilirim. Gizmomun yönünü ayarladım. Hafif şuradan bir büküş yapacağım. Doğru alanda olması için bunu biraz daha geri Ctrl Z alt tuşuyla yaptım yerleştirmesini. El kısmına geliyorum mesela. Hemen buradan daraltıyorum. Küçültme yapıyorum ama yapmayı düşündüğüm küçültme bu değil. Her seferinde bakın şu ortaya X açık olduğu için ortaya doğru getiriyor. Burada lokal simetriyi açmam lazım. Bakın şimdi şu yapmayı düşündüm. Bakın şuradaki küçültme yapması lazım. Lokal simetri açık olmazsa şu merkez odak noktasına doğru işlem yapıyor. El bileğini yaparsınız. Veya burada hemen
çok uğraşmadan, çekiştirmelerle de düzeltebilirsiniz. Evet. Sonra ayak kısmına geçersiniz. Tekrar fırçalarımızı açalım. Şöyle bir ayak yapalım. Diz kapağını. Gerçi bu amca çok ton olduğu için diz kapağını yapmayacağım. Ama şuradan ayakla işi bitirebiliriz. Zaten şurada çok fazla bir mesafe yok ton karakteri olduğu için. Mol tuşuna geçerek buradan çekiştirmelerle ayağını de yapıp çalışmamıza bu şekilde buradan bu formatta da devam edebiliriz. Bu da bir yöntem. Burada tekrar dönüp de düzeltmek istediğimiz kısımlara gelince bakın burada kontrol tuşuna bastığımız anda geçiş sağlayamayacağız. Mesela şu burada şu kısımda tekrar boyut ayarlamaları yapmamız lazım. Mol tuşuna geliyorum. Kontrol tuşuyla basarak şu grup sekmesine geçiş yapıyorum. Tabii bu grup sekmesinde hepsini şurada aynı renk ayarında olduğu için burada geçiş yapmayacaktır. Yani hepsini aynı anda seçiyor. Bunun için yapacağımız şey auto grup yaparak İstediğimiz şu anda gruba geçebiliriz. Mol seçiliyor oluyor. Mesela şu anda kollara geldim. Kolda da renk farklılığı var. Şu anda auto grup olarak da sadece bir rengi seçiyor. Mesela şu yeşili, açık yeşili. Sonra eli. Ve buna ait başka, mesela şunun da aynı renk olması lazımdı. Bunları tekrar gruplarsanız yani onu da tekrar gruplamanın yolu da nedir? Tekrar Ctrl Shift ile şunu da basıyorum. Evet gitti. Tekrar bunu Ctrl W ile grupladım. Yine aynı şekilde şunu tekrar şunu tekrar bunu da grupladım. Ctrl'e bastım. Ctrl Shift omuzdaki yeri seçtim. Tekrar Ctrl Shift'e bastım. Click. Öbür görünmeyen gizli sekmeyi açtım ve şunun üzerine geliyorum. Buna da bastım. Gitti. Şimdi tekrar bunu açtım ve sadece bu ikisi geldi. Kollar. Ctrl W ile bunları da grupladım. Yani şu gruplamayı yaptım. Dirsekler, kollar ve eller. Aynı şey ayak için de yapıyorum. Ayağın bir tanesini seçtim. Sonra bakın klikle yeşile getiriyorum. Sonra şu ayağı da seçiyorum.
Tekrar klikle açtım. Görünmeyeni getirdim. Ctrl W ile eşitledim. Bir de ayak ucu kaldı şu anda. Yine aynı işlemi orada yapıyorum. Tekrar bir daha görünür halde getirdim. Ctrl W. Şu anda hangi gruba gelmek istersem şuradan sadece onu maskeleyecektir. Şöyle yapayım. Mesela şu anda gövdesinde. Kollara geliyorum. Kontrole basıp mesela ayaklara geldim. Kontrole basıp ve klik yapıyorum. Ama maske özelliğini kullanıyorum. Şu anda burada aynı katmandaki olan diğer gruplara müdahale etmiyor. Ve burada ben çekiştirmelerimi yapabilirim artık. Draw'a geliyorum tabii burada çekiştirmeler için. Vücuda uygun. Burada inflat özelliğini kullanalım mesela. Tekrar bakın mola geldim. Vücudu seçtim. Tekrar draw'a geldim. Diğer taraflar maskeli. Bakın şu anda koyu renkte gözüküyor. Oralara işlem yapmaz. Maskeli olduğu için. Sadece bana ait olan şu kısmı açtı işlem yapmam için ve buralarda vücuttaki düzeltmelerimi buradan yapıyorum. Bakın ayaklar buralara müdahale ettirmez bana maskeli olduğu için. Çalışmamızı bu aşamaya getirdikten sonra Dynamesh konumuna götürüyoruz. Dynamesh'te 128 aktif ettik. Hemen geldi. Evet. Şu anda kaynaştırmayı yaptı. Buradan çekiştirmeleri yaparak vücudunun son şeklini verirsiniz. Smooth tuşuyla yumuşatalım. Şöyle çekiştirelim. Ana vücudu oluşturduktan sonra da üzerine elbiselerin çalışmasını buradan gidebiliriz. W yaptık. Arada sırada bir poligon yapısı bozuldukça Dynamesh'i tekrar aktif edersiniz. Kontrole basarak çekiyoruz. Vücudunu yaptıktan sonra ne yapmamız lazım? Buna bir elbise yapmamız lazım. Pantolon ve ayakkabı yapmamız lazım. Çok basit, hızlıca hemen şuradan bunun üzerinden gidecek olursam maske açıkken şu seçim tuşu, evet şöyle açayım. İkisi de açık şu anda. Şu kısmından alıyorum. Mesela bir gömlek. Hatta şöyle olsun. Boyun kısmından almadım. Şuradan. Ya da şöyle yapayım. Burayı da şöyle alayım. Solo'dan. Buradan. Şöyle kontrole bastım. Şuna geldim.
fazla geldi. Fırçanın boyutunu küçültüyorum. Ctrl Z yaptım. Eksi tuşuna basarak maskeleyerek şuradan bir yer açıyorum. Bu daha mantıklı. Şimdi bu maskelediğim kısımdan bir elbise çıkartabilirim. Yapalım. Hemen. Subtool, Extract. Elbisemin et kalınlığını 0.1 değil 0 olarak düşünüyorum. Sadece çıkışı versin bana. Yaptım. Equipped yaparak şu anda bunu onaylıyorum. Bir elbise geldi. Kontrol ile çıkarttım. Solo'dan tekrar açtım. Elbisenin hafif dışarı doğru kabartmasını, yani şişirmesini yapmam lazım. Inflat, deformasyona geldim. Vücudun hafif dışına çıkarıyorum. Şişirdim. Burada elbise iki katman şeklinde olabilir. Şurası bir katman, önünde sadece önlük var. O zaman şöyle yapmamız lazım. Böyle yumuşattım. Şurayı aşağıya az sürdüreyim. Aşağı doğru diz kapağına kadar şöyle gelsin. Burada şu kenar kısımlarını yumuşatmam lazım. Deformasyona gidiyorum. Bakın. Polish. Şuraları düzeltiyorum şu anda. Daha yumuşak kenarlardan versin bana. Evet. Şöyle iyi. Buradayken hemen bunu ziremeçten daha düzgün bir örgü yapısına sahip yapabilirim. Şöyle sağ ikisi de açayım. Şurada sorun var. Bu kısmını da keselim. Kesmek için ne yapalım? Kır, açtık. Biraz daha yukarıdan keseyim. Her seferinde kör içeriden alıyor. O zaman körle yapmayalım. Şu sen de deneyeyim bakayım. Düzgün kesmeyi bu yaptı. O zaman şöyle yaparız. Evet. Şöyle yapalım. Burayı gizledim. Ve delikten bir yere sildim. Etek kısmını da ayarladık. Şimdi şu kısmını biraz uzatmak istiyorum. Yumuşattım. Aldım. Şöyle az aşağı doğru çekiştireyim. Az önceki bozuk kısmı düzelttik yani. Buradayken zire meşe gidiyorum. Poligon yapısını bana tekrar düzelsin. Bastım. Yüksek geldi. En uygun düşük poligona ne kadar düşürürseniz o kadar iyi. Bir deneyeceğim ben şu anda bunu. Evet. Makul. Mola bir çekiştirme yapayım hemen şuradan. Ha, buralarda çok özenmiyorum çünkü gitmek istediğim, çalışmak istediğim kısımlar arasında burada yapmayacağım da. Sadece size bu yöntemleri de göstermek istiyorum. O yüzden fazla üzerinde, model üzerinde
gerçekçi çalışmıyorum. Ama siz bu yöntemlerde beğendiyseniz gidebilirsiniz. Daha göstermeyi düşündüğüm iki yöntem daha var. Şimdi burada bir kemer yapmamız lazım. Kemer diyorum. Önlük yapmamız lazım. Pantolon ve ayakkabı yapmamız lazım. Burada aynı mantıkla ayakkabı, pantolon çıkartılır. Sadece önlük nasıl yapalım burada? Önlüğü de hemen bakın üzerinde poligon yapısı da biraz daha oynayalım mı gerek? Yok. Önlüğü de şöyle yapacağım. Kopyaladım bunu. Duplicate. Şimdi bunu şöyle seçim aracını değiştireyim. Şöyle. Önlük kısmını gizledim. Yani sola yaparsam, bakın kopyaladıktan sonra çalışıyorum bunu. Ctrl Shift Alt'la kırmızıya dönüştürüyorum ve evet, şurasını aldım. Bu üst kısmını sildim. Solayla bir daha açayım. Objenin ön kısmını görmem lazım. Şimdi bunu bir de şu ön kısmından kemer ve önlük kısmını almam lazım. Şöyle alırsam ve şu üst kısmı kalırsa eğer yetersiz geldiğini düşündüğünüz yerler varsa mesela şu burayı da diğer tarafa dahil edebilirim. Bakalım şimdi. Evet. Şurada bölüm var. Derlikten sildim. Önlüğüm de aşağı yukarı hazır. Buna et kalınlığı tipmesi şu anda 0. İsterseniz bir et kalınlığı da verelim. Bizim modeller. Q-Mesh'e gidiyoruz. Al poli. Bir tane modelimiz oldu. Eteğimizi tamam. Şu tekrar altla şuraya geliyorum. Şöyle yapalım. Mezunumuz. Mouse'la buraya kadar biraz fırçayı kullanalım. Bir şey kalem kullanayım. Şurada çok şeye gerek yok. Tekrar şeye gelelim.
önlüğü. Önlüğün şu bölümünde ters çevirelim. Tamam. Şöyle. Hafif burayı daraltalım. Maskeden çıkalım. Şöyle geçelim. Şurada da hafif şişirmeleri buradan yaparsak her fırçayı değiştirdiğimizde şuradaki materyal RGB, RGB, materyal Z ve Z süt. Her değişmede bakın onlar hafızadaki kendi ayarlarına dönerler. Fırça değiştirdiğiniz zaman burayı unutmayın. Evet şu anda şişirmede. X açıksa S. Shift poligon yapısı yüksek oldu mu çok çalışmıyor. Burada elbisenin önünde şöyle bir model var. Dikkat edersen yani elbisenin kesim şekli var. Buradaki poligon yapısıyla bunu yapmamız mümkün değil. Oraya bir grup oluşturmamız lazım. O zaman olur. Şuradan. Şurası iyi. Ne yaptı bu? Niye kesmedi? Frozen. Ha. Şey yüksek olduğu için diyor. Şu Frozen'ı al. Yoksa kesme. Subdivision'ı yüksek olduğu için. Şuradan da ters. Şöyle konumunu ayarlıyoruz bunu. Şöyle iyi. Tamam. Evet. Şuradan da nereye kadar? Şu boyuna kadar mı? Şöyle aşağı yukarı. Tamam. Bana lazım olan şu kısım. Şimdi burayı aldım. Bunun dışındakileri seçim tuşunu açarak birleştiriyorum. Ctrl W ile birleştirdim ve hepsini açtım. Ne yaptım? Yaptı. Bu kısımda Q-Mesh'ten, Z modellerden çok az şişirme yapabilirim. Bunu bakın buradan çekiyorum ve istediğim snap özelliği ve bu özelliğiyle beni yanıltıyor burada. Tekrar eski budur. Bunun sebebi buradan Lazy Mouse'un açık olması. Lazy Mouse'u kapatıyorum. Daha bakın şu kontrolü bana verdi şu anda.
Evet, şu anda çalışıyor. Ağır ağır bakın aslında şeyimiz, düğmeleri kaldı burada. Şu fırçalar bölümüne gidiyorum. Fırçalar bölümünden uygun bir yer. Şurada fingers. Burada varmış bakın. Şu. Gelsin. Evet şurada var. Bir tane düğme varmış. Yaklaşalım. X'i açtık. Şu büyüklük. İyi. Kaç tane var? 2, 4 tane. Maskeden çıktık. Düğmelerimizi tamam. Diğer bölümlere geçeceğim dedim. Şu anda buraya takıldım kaldım. Olmazsa bir sonraki videoda diğer iki şekli geçeyim. Yani buradan yürüyelim o zaman. Şuradan bir de pantolon çıkaralım hemen vücudun üzerinden. Pantolon, evet. Şuradan. X açık olsun. Şöyle bir pantolon. Ya şurası çok gözükmeyeceği için önemli değil. Ama isterseniz biraz daha orayı düzeltebiliriz. Çok istiyorsanız şu bölümü hafif düzeltip şöyle bir yer yapılabilir. Yine deformasyon şeye gidiyorum. Ekstrak. Tekne 0. Klavyeden yukarı aşağı tuşuyla geçtiğin anda şu nerede kaldı? Ha, pardon. Ekip onaylamadım şu anda. Evet, şu anda şeye geçtik. Neredeyiz? Solodan görelim. Pantolondayız. Hemen buradayken şu kenar kısmını düzeltiyorum. Çok az. İnflattan Siremeçte poligon yapısını hemen düzenliyorum. Şunu bir yapayım. Bir de fazla. 0,7 yaptım. Burada dikkat edeceğiniz bir şey var arkadaşlar. Poligon yapısı daha da düşürülebilir. Ama animasyonda bu kırım yerleri, mesela diz kapağı, şu ne diyorlar işte kasık kısmı. Buralarda poligon yapısının fazla olmasında fayda var. Çünkü poligonu burada sündürür zaman animasyonlarda orada kırılmaları görürsünüz. Buralara ekstradan zemindarlardan mesela bunu biraz daha düşürürsek, öyle göstereyim size.
Bir tık daha düşürelim. 0.5 yapalım. Pardon. Olmadı. Şurayı 0.5 yapacaktık. 0.5. Şimdi oldu. Bir tık daha düşürelim. Daha rahat anlaşılır. Belki 0.3 olsun. Evet, şu uygun. Ama şuralara ilave yapmamız lazım. Çünkü buradan diz kapağı kemik bağlayıp da kırdığımız zaman buralarda sorun verir. Nereden hemen yapalım? Z modellere gidiyoruz. Burada şu etch seçtik. Insert single poly etch box şu olması lazım. Şuradan tutuyoruz. Bakın. Kuru batmasın. Şu olsun. Şuraya. Bak diz kapağının olduğu yere şuraya ekstradan poligon atıyorum ki şurada var mı? Şimdi şuraya atalım. Evet. Şurada bir tane yeter. İsterseniz bir tane de atabilirsiniz. Ne olur burada animasyonla kırılmalarda çok sıkıntı yaşamazsınız. Aynısı bu dirsek bölümü, şu kol altı bölümü, bilek bölümü oralarda da elbiselerde ve vücutta atmak iyi olur. Yine bunu burada hemen tıklası da atabiliriz buradan. Animasyonlarda bunların tikless olmasına gerek yok. Yani sıfır et kalınlığının olması daha iyi. Çünkü içerideki bölümle birbirlerine geçerler ve fazla poligon yapısı tutacağı için sıfır olmasının tikmesi daha iyi. Sadece şu görünen kısımlarına tikmes veririz. Ekstra poligon koyarız. Sanki içinde kumaşın bir et kalınlığı varmış gibi olur. Şuralarda olmaz. İç kısım. Yoksa buralarda sündürürken animasyonda giriş çıkışlarda içerilerde iki yüzey birbirine karışıyor. Burada titremeler ve kaplama karışımlarına neden oluyor. Yani demek istediğim şu. Bunu da göstereyim. Şöyle yapalım. Hemen buradan bakın. Direkt uygulamanı göstereyim. Q5 açık. Bakın. Verdim. Tıklasını. Şimdi dış katmanı seçiyorum. Buradan grow, grow diyerek gittim. Ters çevirdim. O kısmı, şu kısmı şu anda görünmüyor. Şöyle yapalım. Flip yaparsak veya double yaparsak görürüz. Şu kısmını sileceğim. Yani şu kısım kalacak. Yani bu şu demek. Şuradan sonrasında bir tık, bir tık da şuraya kadar şey girdi. Kumaş girdi. Şöyle solodan görelim. Ha şu. Bu iç kısmını şuraya gerek yok. Orayı siliyorum. Sildi. Gitti artık. İç kısım yok. Daha kolayı buymuş. Aynı şeyi şu elbisede de yapmak daha uygun. Yani şu elbiseyi seçelim. Vücut seçili şu anda. Evet. Şimdi de düzeldi elbise. Şimdi elbisenin tıkmış kalınlığı ve gereksiz gördüğüm poligonlarını temizlemesini yapayım. Şu anda elbisede bakalım. Solaya geçiyorum. Hatırlarsanız elbisede ne yapmıştık? Şu kısımlarında bir thickness vermemiştik. Bana şurada lazım. Et kalınlığı. Yani elbisenin bir kalınlığı var görüntüsünü vermesi lazım. Boyuna gerek yok. Şu arka kısmında sadece yok. Zaten flare bağlayacağı için
Onun için şu anda bana ihtiyaç değil. Şurada elbisenin ön kısmında bir kalınlık vermiştik. Bakın şöyle. Şu kısımda bak hala gidiyor aslında. Bu böyle. Şu mor kısmı ben sadece şu kenarda bir etç görünsün. Ondan sonrasına gerek yok diye düşünüyorum ve orayı alacağım ben. İsterseniz siz bırakabilirsiniz ama ben alacağım. Çünkü şurada bir müdahale yapmasını düşünmüyorum. Şöyle yapayım şu renkten. Bana şurada bir etç olsun yeter. Ters çeviriyorum. Şu kısmı bana geçsin. Evet, şu kısım. Brow diyelim. Evet, shrink. Bir de şu kısmından hafif bana olursa yeter. Şöyle seçim tuşunu bir değiştireyim önce. Şu. Burayı dahil etsin. Şöyle yapalım. Brow. Renk. Komple fakat burada şey var değil mi? Neyse. Şu ne? Bu parçaları izlemesi lazım. Düğmeden kalan parçalar var burada. Onları göstermemesi lazım. Orada yememesi lazım. Onları da gönderelim. Şöyle yaparız onu da. Buraları silersiniz şöyle. Tamamdır. Kontrol V dedim. Şu kısmı niye renk değişikliği yapmıyor? Veya şöyle yapalım. Komple yaptık ve iç kısmı bitti. Burayı siliyorum. Evet. Başka ne yapacaktım? Şu alt kısmında şu bölgeye biraz et kalınlığı. Şu etekte lazım bana. Onu da şöyle yapayım. Alt kısmı için Z diyorum. Şu bölgede bir et kalınlığı vereceğim. Z modellere geldim. Şuradan alta basılı tutarak şu bölgeyi seçiyorum. Seçime devam ediyorum. Ta ki şuraya kadar. Şimdi burada iç kısmına şurada var mı? Şöyle de seçeyim. Evet. Şimdi burada kümeşle o kısmına bir et kalınlığı verelim. Şöyle siz de görün. Poligon üstüne geldim. Boşluk tuşuna basıyorum. Kümeş. Single poly. Bakalım içeriye doğru. Pardon. Şu çizginin altında tuttuğum için olsa gerek. Dışarı doğru yaptı. Ben içeri doğru istiyorum. Şöyle. Evet. Aynı şeyi kollar için de yapacağım. Şurada hemen kolu simetri açık olduğu için zaten
alt tuşuna basarak buradan poligon seçimi yapıyorum. Yaptım. Kümeş zaten seçiliydi. Şu anda hemen tutup içeri doğru büzme işlemi yapıyorum ve burada da poligon seçimini gerçekleştirdim. Yani şurada da yapsam olur ama fular olduğu için belki bazen fularını çıkartabilir. Hadi burada da aynı işlemi yapalım. İşimiz o zaman sanki her yerinde bir et kalınlığı varmış havası versin. Şuradan başlayalım. Tamam. İçe doğru. Tamamdır. Evet, şimdi her tarafta var. Burada bir gruplama yapalım ki haritalandırmada bize yardımcı olsun. Yoksa haritalandırmada sıkıntı yaşarız. Ben yani orada da burada da onu halledelim. Son ince ayarlarını yapacağım ama haritalandırmada buradaki bölüm şöyle arkadaşlar. Şimdi şu bölümü bir grup yapacağım. Kural, 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 kural. Şu morlar bize ait, şu ön gruba ait. Bu arada tekrar sarıları shift alt basarak tekrar gönderiyorum. Tekrar grup gruba gidiyorum. Morlar tamamen bitinceye kadar gittim. Evet, tekrar şunu shift alt klikle gönderdim. Burası bana bir grup olarak yeter. Ctrl W diyorum. Burayı tek grup haline dönüştürdüm. Kalan şu bölümde de düğmeler hariç buranın bir grup olması lazım. Düğmeleri şuradan çıkaracağım. Evet, burayı da bir grup yaptım. En son şurayı da turuncuyu gönderiyoruz. Kalan düğmeleri bakalım nasılmış. Bir grubu var zaten oranında. Bunları birleştirmeyelim. İç kısmı. Nerede kalmış acaba? Düğmelerin iç kısmındaki bölümlerde bir azalma olmuş. Düğmeleri sildim. Çünkü düğmeleri şu en son elbisenin üzerindeki şekiller verildikten sonra koymak istiyorum. Bana sıkıntı yaratmasın. Burada son defa şu elbisede haritalandırırken bana kolaylık sağlayacak olan elbisenin şu ön ve arkasını da eğer gruplarsam ben şuradan yani iki parçaya bölersem bana çok kolaylık sağlar. Seçim şeyini ayarlıyorum. Şurada ikisiyle şu dikiş yerleri var ya yani o kısımlarda bir bölme işlemi yapacağım. Şu kısım bana şuradan olsun. Evet. Tamamdır. Böyle grupluyorum. Her tarafı açtım. Tamamdır. Şimdi
Burada şu ön kısmında bir göbek bölümü var. Şurada etek kısmına bakalım. Neredeydi etek? Şu. Burada bir işlem istiyor bizden. Bakalım şurayı ayarlayalım. Şu elbisenin içe doğru hafif çökmüş olması lazım. Şöyle yapalım. Fırça boyutunu ayarladım. Lazy mouse'umu açayım. Yumuşak dokunuş olsun. Radius 7. Yani öyle değil. Fırça değişti. Evet, şu. Aynı şekilde bakın. Lazy mouse'u açtım. Fırça değiştiği için burası da gitti. Evet, şu. Çünkü bunun ayarları değil. 5 olsun. Evet, standart. Z biliyorsunuz kabartı yapar. Sup da çukur yapar. Ama alt tuşuna bastığım müddetçe ben Z'deyken de aynı etkiyi alırım. Sup etkisini de alırım. Şu anda kabartıyor bakın Z. Burada sup'a geçmeden burada da geçebilirim. Ama alt tuşuna bastığım zaman da negatif çukur etkisi verir bana. Yani bu şeyin göbek kısmının az yukarıda olması lazım. Şu vücut yanıltıyor görüntü olarak beni. Nerede vücut? Şu. Pantolonda bir göbek var. Bu kısmı içe doğru yaklaştırırız. Sorun değil. Hemen oraya geçelim. Neredeydi o? Solo diyorum. Trans'la da ne kadar içe geçeceğimize bakalım. Şu kısmı maskeleyerek de halledebilirim herhalde. Maskeyi ters çevirip molla şöyle bir baskı yaparsam herhalde. Olur. Aşağı yukarı oldu. Trans'tan çıkalım. Ne oldu? Çok az. Şöyle. En azından elbisenin gömlek kısmı oturdu. Geriye ne kaldı? Şu pantolonda da bir bel kısmında daralmaya ihtiyaç var. Verelim pantolona. Standarda geliyoruz. Burada içeri doğru pantolonu çekiyoruz. Yani yaptığım işlem şu arkadaşlar, şöyle. Buralar fazla gözükmeyeceği için elbisenin içerisinde kalacak. Bunu şöyle de yapabilirdim ben. Bir alternatif olarak şöyle göstereyim. Bunu iptal ettim yaptığım işlemi pantolondaki. En son şurada kalmıştık. Evet, şu. Bunu bizim dışarıya sarkan kısmı şurası. Burayı maskeliyorum. Şuradan itibaren. Maskesini yumuşatıyorum. Maskeyi ters çevirdim. Ve
direkt Moğol'dan nerede bizim Moğol aletimiz. X'i de kapatıyorum çünkü yerini konumunu değiştirdi. Buradan çok az bu kısmı küçültüyorum. Daha temiz bir iş olacak gibi. Önüne arka kurtardı. Yanlardan şu kırmızıdan tutarak da biraz daha basarsam pantolon beni kurtarır yanlardan. Evet. Etek şurada mola geçiyorum. Şuraya göbeğin kapalı olması yeterli. Evet, şöyle vücuda uygun bir hal aldı. Biraz göbeğin aşağı düşmesi gerekir. Gerçeğin uygun olması için hemen aynısını şurada da düşürüyorum. Son olarak şunda da aynı şekilde poligon azaltması yapabilirim. Bu çok önemli değil. Doğrusu bunu siz isterseniz yapın. Şu iç kısmında da yine azaltma yapabilirdik. Doğrusu zaten çok poligon yok orada. Burada evet şu pantolonda yaptığımız şu kırılmalarda poligon ilavesini burada da gerçekleştirelim. Hemen Z modellere geçtik. Bakalım. Boşluk tuşuyla bakıyoruz. Insert. Doğru. Dirsek nereden kırılır arkadaşlar? Dirsek aşağı yukarı şuradan. Buraya poligon ilave ediyorum. Bir de şu omuz. Omuza atarken tabii şuraya da attı. Şuradan alabilirsem evet. Burası daha iyi. Bir tane de şuradan koyalım. Hatta şuraya bir tane daha koyarsak rahat olur. Evet. Şuraya gerek yok. Evet. Bu da tamam. Aşçının kollarında şu kısımlarında bir şişlik var. Ton olduğu için normal insanlarda da böyle. Şu kısmı ince. Şu kısmını hafif şişirsek daha güzel olur. Inflat bize burada yardımcı olur. Şu kısımlarında hafif yine alt tuşuna basarak inflatın ters etki vermesini istiyorum. Ya da burada içinde de poligon olduğu için bakın şeyi bozuyor. Ne kadar F tuşuna bastım. Şurayı az daha şişireyim. Maske kısmını kullanarak şurayı maskeliyorum. Burayı da maskeliyorum. Maskeyi yumuşattım. Inflatı öyle açıyorum. Çok fazla yapmışız. Şuradan az bir dirsek çıkıntısı verebilirim. İyi. Çıktık. Pantolonda da şu işlemi yaparsak hem etekte hem de pantolonda haritalandırmada hemen bize işimizi bitirelim bu arada. Ctrl W yaptım. Tek parçaya dönüştürdüm. Ön, arka. Şuradan. Dönmüş oldu. Ctrl Shift Alt ile şu bölümü çıkıyorum.
Dikiş yerlerinin olmasına özen gösteriyorum. Grow. Şurası kurtarır beni. Şurada bir iki poligon eksik. Şurada da fazla poligon var. Şunları istemiyorum. Ama şurada hala bir poligon. Yine bir grow daha yaptım. Çok fazla çıktı. Şu poligonu istemiyorum. Bunu öbür taraftan alayım o zaman. Şöyle. Hizayı sen git. Tekrar geri geliyorum. Ters tarafa döndüm. Bana buradan şu ikisi lazım. Tam dikiş yeri gibi oldu. Ctrl W yaptım. Olmamış. Yani şuraya gelmesi lazımmış. Dikiş yeri burası değil. Yani bu çizgiden değil, şu çizgiden olursa daha mantıklı. Hatta şu çizgiye kadar da gelebilir. Şurası. Şu çizgi daha mantıklı. Şöyle yaptım. İki çizgi gidiyorum şimdi. Grow, grow. Ctrl W. Evet, oraya taşıdım. Evet, haritalandırmayı buradan versin bana. Mantıklı. Bunun işi de bitti. Şu kısma geliyoruz. Burada da haritalandırmayı bize ön, arka, bakalım soloyla bir etekte görelim ne yapmışız. İç, dış ve kenar. Şöyle yapalım. W ile yaptığımızı görelim. Ön. Şimdi Grow'la bunu bir artırıyorum. Şu kenar çizgisini haritama dahil etsin. Ön bir parçama dahil etsin. Ctrl W dedim. Ama şurayı ayırsın. Şu ip kısmını haritalandırırken daha düz bir görüntü vermesi için. Orayı aldım. Yine Grow diyorum. Aslında şu içinde hazır yok etmişken orayı da silivereyim. Bana bir kolaylık sağladı. Şu kısmı gönderdim. Evet, şurası tek parça oldu. Süper. Burayı Ctrl W ile tek parça haline dönüştürdüm. Diğer kısma geleyim. Diğer kısımda da şurayı sileceğim. Burası bana ihtiyaç değil. Şimdi ters döndüm ve del diyerek sildim. Şimdi şu iç kısımda hazır silindi. Şurası tek parça. Şu kısımda ip kısmında da bir dış, bir de iç var. Evet. O da öyle kalsın. Hiç sorun değil. Yani haritalandırmayı güzel yapar bana. Bitti. Şimdi evet. Bu da tamam. Mantolan tamam. Ayakkabı kaldı ve el flash. Şimdi vücut kısmını tekrar alalım. Burada hemen bize bir ayakkabı lazım. Şunu düzenliyorum hemen basitçe. Vücudunu kullanmayacağım. Ben öbür tarafta riklerken de vücudunu kullanmayı düşünmüyorum. Sadece elbiselerin üzerinden rikleme yapacağım. Amca elbiseli duracak. Evet.
Şuradan hemen bir ayakkabı çıkartalım. Solo. Bakalım başka ne var? Pantolon. Maskeyi tekrar yapayım. Şurada bir ayakkabı yapmam lazım da. Şuradan ayakkabı. Evet. Ekstraka gidiyoruz. Thickness 0. Ekstrak. Ekip. Diğer de ayakkabı sıkıyoruz. Ayakkabıda fazla bir bölüm var. Fazla gereksiz. Şu üst bölüm. İç kısmında kalacağı için çok da önemli değil. Onu şuradan kesebilirim de. Şöyle yapalım. Ayakkabıyı teke düşürelim. Düzenleme yaptıktan sonra diğerini şöyle şunu X açık olduğu için göstermiyorsun. Evet. Şunu siliyorum. Tek ayakkabı çalışacağım. Solo. Şu şeyi de gizleyeyim. Vücudum. Şu. Tamam. Şu ayakkabıyı çalışayım. Başka bir yöntem kullanacağım ki farklılık olsun. Solo. Burada ayakkabının üst kısmını böyle W ile görelim. Şu üst kısmını tıraşlayalım. Şuradan şöyle bir ayakkabı görüntüsü verelim. Diğerini silmemin sebebi aynı anda kesmede sıkıntı olacaktı. Kör bir alayım bakalım. Şuradan kör. Alt tuşuna bastım. Şuradan alt tuşuna bastım. Bir eğim verdim. Evet. Şöyle. Gitti. Tamamdır. Bunun poligon yapısını burada mı düzelteyim, orada mı? Önce bir ayakkabı şekli verelim. Mal. Şimdi şununla alt kısmını ayarladım. Şu kısımda şöyle bir topuk kısmı olacak. Onu da Si modellerden önce bir poligon yapısına bir düzeltelim bakalım ne çıkacak elimize. Modeller. Şunu 0.5 diyelim. Yüksek çıktı. 0.2 diyelim. Bir de şuradan deneyelim bakalım. Daha sade olsun. Bir de şuradaki şu kısma bir tabanlık yapsak nasıl yaparız?
Ayakkabının şu alt kısmında bir taban olur. Onu ben önce seçim tuşunu değiştirelim. Diğer taraftan alalım onu da. Terse döndük. Şimdi burada şu kısmını, yani tabanı yakalamaya çalışıyorum. Yaptığım şey bu. Ters dönelim. Şu kısmı da diğer tarafa ilave ettik mi? Ctrl W dedik. Evet, şöyle bir şey geldi elimize. Ayak biliyorsunuz şu anda yana doğru. Onu bir de düzeltelim de. Konumunu her seferinde bize sıkıntı yapmasın. Yere düzgün bas. Mod tuşunu hemen şuradan şöyle yaparsam sadece şu kısımdan çekme yapacaktır. Sim modellere girdim ve şurada Q-Mesh insertmiş. Şu Q-Mesh ile Edge Extrude İçine et kalınlığı da vermesin, sadece dışarı doğru. Extrude yapalım. Edge Load. Alt Polygroup. Ctrl Z. Şu. Evet. Q-Mesh'te içine et kalınlığı veriyor ama X-Group'ta bunu vermiyor. Evet, şu kısımda gerek yok çünkü zaten pantolonun altında kalacağı için. Şöyle yapalım. Burayı da şu renk ters çevirelim. Burayı tek parça yapalım. Evet. Evet. Şimdi son düzeltmelerini yapalım. Ayağı kabı şeklini verelim biz. Ha burada evet bize ne lazım? Bir de arkadaşlar topuk lazım. Yani şurada bu ayakkabının topuğu yok. Solo. Evet.
kesme yapsak şuradan şöyle aşağıya doğru bakalım, deneyelim, düzgün bir şey çıkacaksa o da olur. Kürve işimizi görsün bakalım. Şuradan alt tuşuna bastım. Bir alt daha yapalım. Saçım oldu. Nasıl yaparız burada? Bize şu kısım topuk olarak gelse yeter. Şöyle yapalım. Buldum. Şimdi şunu, şu alt kısmını komple imha edeceğim. Hem de daha düzgün olsun. Bakın. Seçim tuşuna tekrar dönüyorum. Şurada arkadaşlar bakın, şu kısmı sildim. Yani gizledim. Son bir şurası kaldı. Şunu da gönderirsek sen de git. Evet. Ctrl W. Şimdi şöyle yapalım. Seni gizledik. Seni de gizledik. Şimdi sadece alt kısmını siliyorum. Mouse. Evet. Gördüğünüz gibi kapattım. Zire meşten bunun şu örgüsünü tekrar yenilesin ana. Buna sadece şurada topuk vermem bana yeterli olacaktır. Şuradan bir topuk beni kurtarır. Seçim tuşuna geldim. Tabii seçim tuşu. Şöyle kontrol. Alt tuşuna basıyorum. Şuradan bir topuk yeri seçiyorum. Hemen buradan doğru direkt kümeş yapalım. Excrete, evet doğru, excrete daha mantıklı. Hop, çıktık. Evet. Nereye gidiyorsun? Ayakkabı. Geldik. Evet, ayakkabı tamam. O bölümlerden çıktık. Çok az yumuşattık burayı. Ayakkabımız da bitti. Haritalandırması da gayet iyi olur. Ayakkabının birinci işini yaptık. Şurada çok az bir şekil olarak verelim. Nedir? Şurada. Şunu düzeltiyorum. Bu
bütün poligonlarda etki yapsın bana. Şu pantolonun içerisine uygun olsun. Ayakkabının şu iç kısmı, şu kısmı daha geniş olur. Ve bir de şu ayakkabıyı şöyle yaparsak şöyle dışarı doğru daha uzun don tarzında bir ayakkabı olsun. Çok az büyütebiliriz belki. Tamamdır. Bunun karşı tarafa aktarmasını yapacağız. Bunun haritasını çıkarttıktan sonra karşı tarafa almak daha mantıklı. Hemen şuradan bunun da haritasını alıverelim. Bakın şu gruplamasını yapmamızın avantajı da burada görülmüş olacak. Şimdi poligrubunu seçtik. Simetrisi açık. Şunu solo yapalım ki yaptığımız iş daha iyi anlaşılsın. Grupla bize diyoruz. Bakalım check and see ne yapmış bize. Nereden? Çok anlaşılmıyor. Kapattım, plattım. Bize şöyle bir bölme yapmış. Topuk. Ayakkabının üstü. Şu da iç mi acaba? Olabilir. Bu da yan kısmı. Yani iç kısmı da çok önemli değil. Conflict, evet. Tamamdır. Ayakkabımızın haritası çıktı şu anda. Buradayken diğer tarafı artık kopyalamasını, simetrisini alırız. Hemen buradan şuraya geçiyoruz. Mirror. Diğer tarafa. Okey. Haritalı bir şekilde bu tarafa gitti. Katman olarak, iki katman olarak aldı bize bunu. Şuraya bakarsak iki ayakkabımız var şu anda. Aynı katman almış. Sorun değil. Bu da bitti. Önlük, elbise tamam. Pantolon tamam. Aşırı büyük kafaya göre. Şimdi onun bir ayarlamasını verelim. Sonra da elleri ekstra. Zaten bir el çalışması bir videomda hazırlamıştım. Onu da alıp buraya bu şekilde tamamlayalım. Burada kafaya göre ayarlamasını yapalım. Şu vücudu komple bir küçültelim. Aşırı bir vücut. Şimdi büyük bir kafamız var. Büyük bir vücudumuz var şu anda. Hepsini seçiyoruz. Ctrl Shift ile seçim yapıyoruz. Bu şeffaf görünen yerler müdahale edilmeyecek. Küçültme yapılmayacak. Onun dışındaki yerler küçülecek demek bu. Var mı başka? Yok. Hepsiye geçelim ki yaptığımız iş tamamlaşsın. Şöyle. Konum olarak elbiseye X'i küçülttüm, iptal ediyorum. Şurada. Şimdi bir deneme yapalım. Bakalım. Evet, küçülüyor ve kafa sabit. Çok güzel. Sadece bunun konumunu şu kafaya göre ayarlarsak. Buradan küçültürsek kafaya uygun. Çok büyük bir kafada olmasın.
Şöyle uygun gibi. Yani şuraya baktığımız zaman evet şu uygun. Geriye. Bakın belli süreliklerle kayıt yaptı şu anda. Onu da görmüş olduk. Şurada kaldırırsam daha iyi anlaşılır. Ne kaldı arkadaşlar? Burada modelimizi ağır ağır tamamlıyoruz. Şu koltuk altlarını biraz daraltabilirim. Şöyle yapalım. X açık değil. Elimiz ve fularımızla bu işi bitireceğiz. Şimdi el için daha önce yaptığımız el vardı burada. O eli buraya bir hazır getirirsek olabilir mi acaba? Bir denemek lazım. Bir deneyelim bakalım olacak mı elimiz. Kafaya ait bütün haritalar çıkmıştı. Burada haritası çıkmayan ne var? Pantolon. Hemen onların da burada haritalarını çıkarıverelim. Ne var? Pantolon var. Evet, grup yaptık. Solo'dan görelim. Bakın şu bölmesini yapmıştık. Ön ve arka gruplamasını yaptıktan sonra flat çok güzel. İstediğimiz kaplamayı burada yerleştiririz. Hemen başka ne var? Şu önlük var. Ona geçiyoruz. Alt tuşuyla, sekme tuşuyla geldik. Onun da haritasını açtık. Soloyla kapatalım. Nasıl bir şey yapmış? Evet, o da iyi. Burada şunu buraya bindirmiş. İç ve dışı. Şunu buradan alabiliriz. Şöyle. Şöyle yapalım. Pardon. X açık olduğu için saçmalıyor tabi. X'i kapatalım. Merkeze alalım. Şimdi daha mantıklı. Şuradan da şunu gizmosunu tam yaparsak düzgün, sorunsuz alır. Evet. Ctrl Z yapalım. Çok az aşağıya. Evet. Bu da tamam. Home flat. Haritaları çıktı. Elbisenin haritası çıkmamıştı. Burada bir de düğme olayımız vardı. Artık düğmeleri koyabiliriz. Fırçamızı açalım. Ve haritayı bir daha orada tekrarlarız. Şuraya geliyoruz. Şurada düğmemiz vardı. Nasıl burada düğme var şu. Şunu seçiyorum. Yaklaşıyorum. Birinci düğmemi şuraya çok. İkinci düğmemi şuraya. Üç.
ve soğan düğümleri de şuraya koydum. Biraz daha büyüteyim. Evet. Maskeden çıktım. Şimdi buradayken haritayı çıkartalım. Hazır şu gruplarda varken. Yeniden harita çıkar. Düğmelerle beraber. Flat. Bakalım. Düğmeler burada. Şuraya dağıtmış. Çok da önemli değil. Elimizi getirelim buraya. Bunu bir kayıt edelim şuradan hemen hızlıca. Quick Save. Şuraya ben Load diyeyim. El 1, el, şuraya bir tane el. Önceki derslerde yaptığımız bir el vardı. Şu. Evet. Bu eli buraya kullanmayı deneyelim. Hazır. El burada, vücut burada. Evet. Yapımdan çağırıyoruz. Eli buradan gelsin. El bayağı büyükmüş. Ele gidiyoruz. Küçültelim. Konum olarak. Küçültmeden önce şuradaki şu fazlalığı bize şuraya kadar el yeterli. Silelim. Del. Kalanını küçültelim. Yerleştirmesini yapalım. Önce şuradan bir şey uygunluğunu ayarlayacağım. Kola. İnşallah X açıktır. Açık. Evet. Şimdi de ele tekrar döndüm. Buradan orantılı bir şekilde büyümesini, yani şişkin olmasını, aşçı eli gibi tombik bir el istiyorum. Şuradan bir deneme yapalım. Deformasyon. Down, inflat. Daha. Atomik bir yer. Evet. Şuraları da şişireyim artık molla. Hatta şu kısmı inflatla şişirsem daha mantıklı olur. Hemen bunun karşı tarafa şeyini alalım. Küçük bir ayar yapayım.
elbisenin dışına kol taşmaz. Eli karşıya alacağız. Roş. Evet. Geldi. Yine kafaya geçmiş. Şuradan kafanın kalıbını alıyorum. Gerçi bunun paint boyamalarında yapacağım ama 54 mesela C dedik. Şuna ele geçtim. Eldeyim. Şuradan RGB geçtim. Fill object dedim. Tırnaklarına ayrı vermek istiyorum. Biraz daha açık bir ton. Fill object. Çok şey oldu. Ctrl Z diyorum. Şunu biraz daha. Evet. Daha mantıklı. Aşçının elbisesine geliyorum. Beyaz. Hemen şuradan haritaları çıktıktan sonra iş kolay. Fill object dedim. Eteğine geliyorum. Yine aynı. Etek de aynı. Ve pantolonuna geliyorum. Pantolonunu gri. Ayakkabısı daha da. Bakalım ayakkabısı içindeymiş. Evet. Ayakkabısının üst kısmı gri, koyu gri. Alt kısmı da siyah olsun. Şunu üst kısmına ayakkabını yapıyorum. Fill object. Diğer kısmı seçiyorum. W ile bu ikisini yer değiştir. V ile bu ikisini yer değiştiriyorum. Bakın V tuşuna bastım, bu geldi. Fill diyerek alt kısmı doldurdum ve ayakkabının tamamını açtım. Renk olarak şu oldu. Pantolonumda çizgiler var. Onu da şöyle yapalım. Pantolonu alalım. Bakın şöyle. Ctrl D D D ve diyerek 5 tane divide'ını artırdım. Buradayken hemen şu gri çizgilerini V ile yer değiştirdim. Şunun bir açığı biraz daha açık. Burada lazy mouse açık olsun. 30 yüksek. Şu çizgiyi de aldık. Art. Evet. Şöyle çizgilerini atalım. Kare miymiş olacağından dolayı? Lazy mouse'u aktif edelim. X aktif edelim. Evet. Şuradan başlayalım. Şunu devam ettirelim. Radyosu az daha artıralım. Şuradan bir çizgi daha çekelim. Bir çizgi de şuradan atalım. Şöyle yandan. Bir çizgi de şuradan. Bir çizgi de şuradan.
Bir çizgide şuradan atarsak yeterlidir. Şunu C ile kopyalıyorum. Şuradaki bölümü sildim. Lazy Mouse'u kapattım. Açtım tekrar. Şu içe de şuradan bir çizgi daha atalım. Pardon. Şuradan C ile kopyaladım. Evet, aynı yere de bir çizgi daha attım. C şuradan kopyaladık. Şuradaki Lazy Mouse'u kapatalım. Peki. Photoshop'ta da düzeltilir. Buradan da boyarken temiz bir iş yaparsınız. Şu C şurada. Evet. Kare donu olduğu için şuradan yine tamamen dönmüyor. Buradan bu kılavuz çizgilerini atalım da gerekirse bunun kaplamasını şeyde gerçekçi bir kumaş kaplaması da verebiliriz. Üzerine haritamız var. Bu kılavuz çizgileri dolduktan sonra hiç sorun değil. Son bir çizgi de şuraya atalım. Her ne kadar görünmeyecek desek de. Tamamdır. Bakın buradayken zaten haritası da var bunun. Hemen Texture Map'e gidiyoruz. Create. Bakın pantolon haritasıyla birlikte çıktı. Şimdi şeyi düşelim. Polygon yapısını Shift D ile düştük. Şu. Sonuna kadar geometriden indirdik ve bir. Evet. Kaplaması artık üzerine bindi. Diğerlerini de hemen kaplamalarını bindiriverelim. Mesela şu. Texture Map. Buraya gelsin. Elbiseninki elbisenin şeyini düğmelerini verdik aslında şu elinkini verelim. El. Ele vermemiş miyiz? Elinkini buraya getirdiğimiz zaman niye kabul etmemiş? Ayakkabıyı verelim buradan. Var. Ha, şurada aslında var ama. Burada sorun şu. Bak bunu verdi. Ayakkabıyı bu tarafa simetri yaparken şu X kapatalım. Z. Ayakkabıya geçtim. Diğerini siliyorum. Ayakkabının buradan diğer tarafa kopyalarken çifti kopyalaması lazım. Yoksa haritayı yiyor tabii makul olarak. Şimdi buradan haritayı tekrar çıkarttım. Flat'inden gördük. Tamam. On flat kapatıyorum. Bakın. Tabii kaplaması da gitti. Tekrar bir daha yapacağız. Şimdi şöyle yapayım. Şurada seçeyim. Üst taraf neydi arkadaşlar? Şurası şöyle hızlıca ders uzuyor ama Fill Ctrl Z alt tarafa geldim. Daha koyusunu buradan tekrar atıyorum. Fill. Şöyle. Buradan çıktım. Ayakkabıyı tekrar aynı işlemi bir daha yaptım. Bakın şimdi tekrar geldi. Haritası geldi.
Bunun bu tarafa kopyalamasını yaparken şuradan mirror'dan yaparken iki katman olarak yaparsa o zaman şeyimiz gitmez. Tek katman olunca haritayı tabi siliyoruz. Ayağımız tekrar geldi ve katmanlı olarak geldi buraya. Evet, elde de aynı şeyi yaptık biz. Elin haritasını biz burada yedik. Eli şöyle yapalım. Başa doğru hiyerarşiden bir gidelim. Şuradaydı. Elin burada haritası var. Bakın buraya kadar var. Nereye kadar var? Şuraya kadar var. Buradan buraya kopyalamadan önce hemen kaplamasını yapayım burada. Bakın. Okey. Geçmişi sil. Şöyle yapalım. Bakın. Evet, tırnakları kaybettim. Buraya kaplama atması lazım. Şuradan örnek alıyorum. C dedim. Buradan aldım. Bunu elin üzerine kaplama yap. Yani şu yüzüyle aynı renk olsun. Tırnaklara gel. Tırnaklar bunun biraz daha açığı. O da şu olsun. Onu da fill object dedik. Ve eli açtık. Evet, şimdi elimizi buraya haritasını çıkar. Sonrasında da eli bu tarafa tekrar kopyasını alıyorum. Evet, iki katman olarak aldık. Artık sorun yok. Elimizin şeyi var. Burada iki elbise var. Yani iki mesh var. Burada bir çoğaltma yapmış. Onu şu geriye giderek bir daha bulmam lazım. Belki burada teke düşürebilmişimdir. Bir daha bakalım. Flat. Evet, teke düştü. Şu anda tamamdır. Bunu da hemen şuradan texture map'ten zaten beyazdı üzerindeki kaplama. Şuraya geliyorum. Tekrar atmış olalım. Fill object. Şu ve geldi. Evet. Soladan açtım. F. Şurayı da kapattım. Şu anda hiçbir sorun yok. Kalan ince ayarları bir sonraki derste devam edelim arkadaşlar. Bu ders bu kadar. Yeter.